Kanal Dünya ekranlarına hepinize hoş geldiniz. Bugün Lüleburgaz'dayız. Lüleburgaz halkına yarın erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorularını yönelteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur abi? Mansur Yavaş'tan. Mansur Yavaş'tan. Neden Mansur Yavaş diyoruz abla? Beğeniyoruz onu. Adaletli. Adaylar Mansur Yavaş da olabilir. Ekrem İmamoğlu da olabilir. Meral Akşener olabilir. Onun haricinde bir alternatif düşünmüyorum. İlk sırada Mansur Yavaş diye düşünüyorum. Oldu. Teşekkür ederim. Biz beraberiz. Biz beraberiz. Aynı düşüncedeyiz. Yani Mansur Yavaş. İyi birileri gelsin. Evet inşallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanlığı, erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur? Vallahi İmamoğlu'nu tercih ederiz herhalde. Tercih ederiz yani onu şey ederiz. Mansur Yavaş'ı tercih ederiz. Nereye Yavaş abi diyelim? Ya dürüst yani, çalışkan adam yani. Görüyorsun bir sene içinde Ankara'nın şeyini, ekonomisini bayağı düzeltti yani. Borçları kapattı. Yani çalışanların da hakkını veriyor. Onu aday gösterecekler mi işte, o da var. Ya o da var işte, ya olmazsa o. İkisinden alternatif yani. Mansur veya şey, İmamoğlu tabii. Siz abi, aklınızda var mı bir de? Benim var. Meral Akşener. O da o da alternatif o da olabilir tabi o da olur. Babacan da olabilir tabi Babacan da olabilir tabi. Vallahi Türkiye'de şu an en güzel ben neyse onu olsun. Yani Meral Akşener Cumhurbaşkanı, ben onu desteklerim her zaman. Ben de. Dürüst. Bu kadar. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. İyi günler. Kim Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Ben yine Tayyip'çim abi. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz abi? Tayyip büyük adam. Şu anda Kılıçdaroğlu geçse yine de Türkiye'nin hali boş, bomboş. Ali Babacan geçerse abi? Belki. O iyi. Ama mesela yeniden Refah Partisi var. Fatih Erbakan'ın oğlu. Evet. O da iyi. Adaylar ama var yani. Şu anda biz şey, Cumhurbaşkanımız bizim bir tanedir. Yine de Recep Tayyip Erdoğan. Yine Recep abi. Başkanlık seçimi olsa oyunuz kimden yana olur abi? Ben hiçbir şey söyleyemem. Yapma abi ya. Hiçbir şey söyleyemem. Millet İttifakı'nda isimler var. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Cumhur İttifakı'nda Recep Tayyip Erdoğan. Hangi size daha yakın abi? Abi ben sana bir, şey, bir örnek vereyim, yarısını da. Ben MHP'liyim. Ondan sonrasını düşünün işte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bilemem artık. O zamana kadar çok şeyler değişebilir. Yapma abi. Niye abi ya? Fazla yorum yok. Teşekkür ettim abi. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Yani şu an kim var seçimlerde bilmediğim için. Mesela Millet İttifakı'ndan Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu aday gösterirse kime verirsiniz? Mansur Yavaş olur büyük ihtimalle. Teşekkür ederim. İnşallah o kazanır. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tayyip Erdoğan'a. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz abi? Benim liderim o. Başka da lider yok. Göremiyorum çünkü. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Hadi kolay gelsin. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, şimdi şu anki durumda İyi Parti derim. Meral Akşener. Neden Meral Akşener diyorsun? Ya milli görüş olarak şu an onu iyi görüyorum. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ı da burada kötüleyemeyiz yani. Şimdi bu askeri anlamda güzel işler yapıyor ama ekonomik anlamda sıfır yani bence. Daha önce kime oy verdiniz sorsak acaba? Ben milliyetçiyim. Ben yıllardan beri milliyetçiyim. En son oyumu Meral Akşener'e verdim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz abi. Aynen. Teşekkür ederim abi. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur? Oyun mu? CHP'den yana olur. Bir de Mansur Yavaş'tan yana olur. Bir de İmamoğlu'ndan yana olur güzel kardeşim. Anladın mı? Neden Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu? Valla artık yeter artık evladım, biliyorsun. AKP yaptı yapacağını bize. Yetti buramıza kadar geldi. Görüyorsun hayat şartları. Aldığımız maaş ne kadar? 1.300 lira. O 1.300 lira geçirsin bakalım Erdoğan Bey. Geçirebilecek mi? He? Ya evladım ondan dertliyiz yani, dertliyiz. Yeter artık biraz da onları deneyelim yavrucuğum. Oldu mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur abi? Çok zor bir soru. Hemen cevaplayayım. Tayyip'e vermem kardeşim. Kesinlikle vermem. Neden abi? Başkanlık sistemi Türkiye'ye yakışır bir sistem değildir.
Bak Avrupa'da başkanlık sistemi var, yarı başkanlık sistemi var. Biz yıllardan beri parlamenter sistemle yönetilmişiz. Yani parlamenter sistemde denge vardır. Peki abi Millet İttifakı'nda isimler geçiyor abi. Efendim? Millet İttifakı'nda isimler geçiyor abi. Meral Akşener, Mahsun evet. Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Bunlardan hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? İmamoğlu yakışır. Yakışır. Ancak İmamoğlu'nun bazı söylentilere göre geçmişi de belirsiz. Öyle duyuyorum. Bu konuda net bilgi sahibi değilim. Tamam. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Başkanlığı seçimi olsa, erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Hiçbirine. Neden abla? Öyle. Daha önce kime verdik? Kim verdiler bana? Hiç kimseye verme. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Kimden yana olur? Soldan tarafı olur. Peki Millet İttifakı'nda isimler geçiyor abi. Meral Akşener, Mahsun Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Meral Akşener. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kime gider? Recep Tayyip Erdoğan'a gider. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz? Şu an hani bence iyi yani Türkiye'nin durumu. Yani çünkü hani şey olsa da, hastalık olsa da, şey olsa da hani koruma önlemleri ne bileyim her şey bence çok iyi. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur? Tabii ki de CHP var. Neden CHP diyoruz? Abi çünkü şimdi görüyoruz yapılanları. Şimdi burada başka fazla bir şey konuşmak istemiyorum ben. Peki Millet İttifakı'ndan isimler gösteriliyor. Meral Akşener, Mahsun Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Bunlardan üçünden kimi görmek istersin Cumhurbaşkanı olarak? Mahsun Yavaş. Ay pardon, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Aynen, ben de CHP'yim zaten, başka bir şey olmaz. Teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa abi oyun kimden yana olur abi? Ya şu an gizli tutma karşıma, herkes söz konulmaz böyle şeyler. Olmaz ama şimdi gizliyorum, şimdi öyle isim bisiklet demez lan. Millet İttifakı'nda ismine geçiyor abi, Meral Akşener, Mahsun Yavaş. Ya tamam, gönlümüz oradan ya da tamam. Teşekkür ederim. Evet izleyiciler, kusura bakmayın, cidden de yani zorluyorum insanların ağzından laf alabilmek için. Biliyorsunuz ilk önce soruyorum, yarın erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye. Baktım ya bu gizli kalsın, bende kalsın deyince ben de diyorum ki Millet İttifakı'ndan adaylar var, Cumhur İttifakı'ndan adaylar var diyorum. Ve de ondan sonra lafı ağzından alıyorum. Teşekkür ederim, iyi seyirler. Bizi seyretmeye devam edin. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Oyumuz İmamoğlu'dan yana olur. Neden İmamoğlu diyoruz? Yani görünen köy kılavuz istemiyor yani, yapacak bir şey yok. Teşekkür ettim, sağ olun. Rica ederim, kolay gelsin. Olsa kime oy verirsiniz diye? Hiçbirine. Peki daha önce kime oy verdiniz? CHP'ye verdim ama şu an Kılıçdaroğlu'ndan ötürü CHP'yi de istemiyorum. Hiçbirine oy vermezdim herhalde. Peki Millet İttifakı'nda isimler var. Meral Akşener, Mahsun Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bu üçünden birine verir misiniz? Tabii ki Mahsun Yavaş'a veririm. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur abi? Reisten yana olur. Neden reis diyoruz abi? Çok mutluyuz. Her şey yolunda gidiyor. Umutlu muyuz peki abi? Evet. Mutluyuz, umutluyuz. Umutluyuz. Evet. Bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur abi? Ha? Bu cumhurbaşkanından olmaz herhalde. Evet abi. Hangi cumhurbaşkanı düşünüyorsunuz abi? Ha? Mansur Yavaş. Mahsun Yavaş diyorsun. Evet. Neden Mahsun Yavaş diyorsun abi? Seviyorum adamı. Harbi adam. Hakkında bir sürü ihtarname çekildi. Hepsinden temiz çıktı seçimlerden önce. Onun için bir şey söylemiyorlar. Ondan. Teşekkür ettim abi. Sağ olun. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa abi oyunuzu kime verirsiniz? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na. Evet. Abi bir de Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Meral Akşener, Mahsun Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Bunlardan yakın var mı size? Yani Kemal Kılıçdaroğlu olmazsa Mansur Yavaş deriz. Ya da İmamoğlu üçüncü aday. Birinci Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci İmamoğlu. Mansur Yavaş, üçüncü İmamoğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu diyoruz abi? Hak, hukuk, adalet dediği için. Eyvallah, teşekkür ederim abi. Millet İttifakı'ndan Meral Akşener, Mahsun Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'na Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş'ı tercih ederim. Neden Mansur Yavaş diyoruz abi? Takdir ediyorum, çalışmalarını beğeniyorum. Evet abi. Çalışmadan memnunuz diyorsun abi. Memnunuz tabii çalışmalarından. Evet abi. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Abi. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kime verirsiniz? Ben apolitik bir insanım, oy kullanmıyorum. Ben vermem yani, öyle söyleyeyim. Neden vermiyoruz mesela? Neden vermiyorum? Yani benim ideolojime uygun kimse yok. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kime verirsiniz? Bunlara vermem. Teşekkür. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi o zaman düşünürüz ama ya. Vallahi. Vallahi. Peki Millet İttifakı'na isimler geçiyor abi. Meral Akşener, Mahsun Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Şu anda bir şey diyemeyiz yani. Daha yakın biri yok mu abi? Yakın biri yok. Evet.
Teşekkür ederim abi. Biz de teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı, erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur abi? Oyum CHP. Hani yaptıkları hiçbir şeyi görmediğim için CHP. Millet İttifakı'nda isimler var abi. Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bu isimlerden kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Üçünden biri olsun, hangisi olsa fark etmez. Biri olsun, üçünden biri. Partiye veriyoruz diyoruz abi. O kadar. Fark etmez. Üçünden biri olsun. Yeter ki öbürler olmasın. Bunlar olsun. Sorun değil. Neden CHP diyelim abi? Yıllardan beri tuttuğum parti. Başka verebileceğim yer yok. Sağ partiye oyum yok. Vermem de. Bu kadar. İyi akşamlar diliyorum. Hem bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Oyumuz tabii ki cumhurbaşkanımızdan yani, Tayyip Erdoğan'dan. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyorsun? Neden? Türkiye kuvvetleniyor çünkü. Hangi bakımdan kuvvetleniyor? Her bakımdan çok şükür. Dünyaya sesimizi duyuyoruz. Neden? Dünya bize saldırıyor bu yüzden dolayı. Kuvvetlendiğimiz için kaldıramıyor yavrular. Yani daha anlatmaya gerek yok. Şahlanıyoruz Allah'ın izniyle. Hatta 2023'te Ay'a gideceğiz abi. İnşallah nasip olursa daha da güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Yeter ki biz dik duralım. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Ondan eminiz. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil.